Hatayspor'a deplasmanda boyun eğen Galatasaray bu sezonun ilk yenilgisini aldı. Haberleri sizlerle paylaştık değerli izleyenler. Misafirimiz geldi. Şöyle bir çeki düzen vereyim. Sandalyemi çekeyim. Güzel bir keyif yapacağız madem. Çayımı da alayım. Keyif yapacağız derken yani yorum keyfi. Galatasaraylılar alınmasınlar, gücenmesinler. Şimdi onlara da bugün ne söylesem alınacak duruma gelirler. Mehmet Özcan hoş geldin. Hoş bulduk. Yayınlar tekrardan. Nasılsın? İyi misin? Nasıl geçti haftan? Vallahi Mersin'deydik biliyorsun ki. Burada Hatayspor maçını takip ettik. Oraya gittin. Onun dışında... Evet. Nasıldı Mersin'de? Hava güzel miydi? Biraz arka fon sıkıntılı. Kusura bakmasın izleyiciler. Hava çok sıcak. Tişörtle dolaşıyoruz. Zaten bildiğimiz iklimler Adana, Mersin bu aylarda. Galatasaray adına yani talihsiz bir akşam mı diye. Bekliyor muydun Mehmet? Bile ben açıkçası maç öncesi tahminim 1-1'lik beraberlikti. Ben puan kaybını öngörüyordum. Hı. Çünkü Bayern Münih maçını sen de yerinde takip ettin. 116 kilometre koşan bir takım buraya geldiğinde 2 rotasyonla o işi kotaramazdı. Bir de üstüne Icardi'nin sakat oynaması ki ilk yarıda kaçırdığı gole ek olarak ikinci yarıda o kaptırdığı top dönüp Galatasaray kalesinde gol olunca üstüne bir de Okan Hoca'nın müdahalesi diyebiliriz şu anlamda. Yani Bakambu ile Icardi aynı anda sahada olduğunda ikisini birden kaybettiniz. Hı. Ki Bakambu, neden böyle bir tercih? Ya biraz bu Galatasaray'dan oyuncuya dayalı düzen demeyeyim ama bu sistem sizi geçen sezon şampiyon yaptı. Yani yıldızlara dayalı bir kadrosu var Galatasaray'ın bakarsak. Geçen sezon bu oyuncu grubu şampiyon yapmıştı. Bu oyuncu grubunu bu zamana kadar getirdi. Ben de dün zaten maçın ardından Okan Hoca'ya Kasım'ın ortasına gelininde lig ve Şampiyon Ligi'ndeki pozisyondan memnun musunuz? Hedeften sapma var mı diye sorduğunda memnun olduğunu söyledi. Zaten bakarsak da Galatasaray Lig'de 12 maçta 10 galibiyet, biri beraberlik, biri yenilgi gayet kabul edilebilir bir puantaj diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maç 4 puan çok net şekilde yetecek gibi gözüküyor Galatasaray'ın. Bir mucize durum yok. Dün maçı çıplak gözle izlediğin için yani maçı net olarak stat'tan izleyen bir yorumcuyla maçı konuşmak daha başka oluyor. Tabii. Bunu açık ara söyleyeyim. Şimdi sana 2 sorum var Mehmet. Birincisi sonuçta Galatasaray'ın bu kadar yoğun bir temposunun olacağını biz biliyorduk. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de üst üste çok önemli maçlarının olacağını biliyorduk. Bu konuda oyuncular konusunda Okan Hoca burada biraz eksik mi kaldı yetişme konusunda? Çünkü baktığımda Bayern Münih'te de olsa, Rize'de de olsa, Beşiktaş'ta da olsa, Hatay'da da olsa genelde o iskelet yapıyı koruyarak gitti. Yani Okan Hoca'nın bu arada tercihlerine bayılıyorum. Oyunu okuma özelliğini ayrıca parantez açıyorum her defasında. Fakat çarşambanın gelişi salıdan bellidir. Bu perşembeydi ama hadi ben salı diyorum Şampiyonlar Ligi olduğu için. Birinci sorun bu. Yani o konuda bir tık geride mi kaldı? İkincisi Galatasaray'ın sanki artık kronikleşen bir sol bek problemi olmaya başladı gibi hissediyorum. Yani dün de bu çok açık ve net bir şekilde görünüyordu. Yani Deniz şöyle yorumlayabilirim aslında. Okan Hoca'dan ziyade bence biraz planlama Erden Timur'a yazacak. Nedenini şöyle izah edeyim. Geçen sezon bu takım şampiyon olduktan sonra hiç transfer yapılmasa yine aynı oyun ortaya çıkardı bence. Yani Galatasaray'ın transferlerinden efektif anlamda faydalandığını söyleyemeyiz. Tek istisna Davinson Sanchez, sen de mi ifade ettin? Sol bek bence artık kronikleşen bir sorun oldu. Hatta bizlerin performansını beğenmediği Angelinho bence bu takımın tek sol beki oynaması gereken isim. Yani o bölgenin Kazımcan ve Abdülkerim'le olamayacağını işte Bayern Münih maçları. Kazımcan artı, çok iyi olabilir yani ama olmuyor gibi. Yani ya şöyle deplasman maçlarında büyük sıkıntı Kazımcan, riskli. Bir de tabii bu yaş biraz oynama devamlı isteyen yaşlar. Öyle bir maç oynayıp 3 maç oynamayıp döndükten sonra dün bence tartışması Icardi ile birlikte sahanın en kötüsüydü Kazımcan ve Icardi. Icardi'ninkini tabii ki sakatlığına, ağrılarıyla oynamasına bağlayabilir. Çünkü Icardi'yi ilk kez ben üst üste 4 maç gol atamadığına şahit oldum Galatasaray'da. Her zaman tabela yapan bir oyuncuydu. Yani dediğim gibi maçta çok şöyle detaylar söyleyebilirim. Mesela Volkan Demirel'in şöyle hakkını teslim edeceğim. Okan Hoca Barış Alper hamlesi yaptığı gibi sağ kenarına sol bekini değiştirdi oraya. Daha diri bir oyuncu koydu ki Barış Alper birebirlerde o fiziksel gücüyle yorulan takıma karşı daha atraksiyona girebilirdi. Galatasaray özelinde şu var, sen demin ifade ettin, belli oyuncu grubunda ısrar ediliyor. Zaten ben de bunu haber olarak derledim. Muhtemelen yarın gazetede olur. 20 maçın üzerine çıkmış çok oyuncu var. İşte Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Sacha Boey. Üstüne buna Icardi ile Torreira da ekleniyor. Bu oyunculara çok yük biniyor bence. Bir de işin arka kısmı var. Yani Icardi'nin arkasındaki üçlü. Ziyech, Kerem, Zaha. Yani bu oyuncuların çok ben savunma takibi konusunda, özellikle Ziyech, o da Icardi gibi oynamaya çalışıyor. Yani bu takım 10 kişi oynar, Icardi'yi taşır ki geçen sezon öyle şampiyonluk gelmişti ama bu mevcut yapı artık lig bir maraton gibi düşündüğümüzde 3'te 1'ine geldik. İster istemez işte teknik adamlar Volkan Demirel gibi olsun, Nuri Şahin gibi olsun, böyle rakip analizine kafa yorduklarında sizi bir şekilde defolarınız üzerinden yoruyorlar, yıpratıyorlar. Örnek verelim, Ziyech evet bence hücumdaki o dörtlünün en kaliteli ismiydi ama işin savunma kısmında yok. Boyu çok yalnız bıraktığını düşünüyorum. Kerem 10 numara, 10 numaradan ziyade forvet arkası diyoruz. Dün her şeye rağmen bir tane Icardi'ye 10 numara pası verdi aslında. Icardi'nin onu gol yapması gerekti. İlk yarıdaki pozisyonunu kastediyorum. Galatasaray çok yorgun çıktı ama işte 1-0 geri düştü. Orada da bireysel hatalar diyebiliriz. Önce Davinson Sanchez, sonra Sacha Boey, Muslera, böyle birleşik hatalar. Ama sonrasında Erjeğin'in hatasıyla kolayca birbiri buldu. 1-1'den sonra 2 tane kaçan pozisyon var Kerem ve Icardi'yle. Yani devre arası kendini 2-1 atsa ya da Okan Hoca değişiklikler yapsa, işin ilginci, ben hani basın tribünden gözlemlemiş bir olarak söyleyeyim, 45-55 arası oyun sanki Galatasaray 2'ye atacak diyorduk. Tam o sırada Icardi ile Ziyech'in ortaklaşa hatası, dönen top ve hani gol göstere göstere geldi Hatayspor adına. Galatasaray tarafının Metin Öztürk'ün açıklamasına saygı duyuyorum. Yani yönetici reaksiyonları zaten genelde bu minvalde oluyor ama Okan Hoca basın toplantısında da sorular sorulduğunda çok hakeme bağlayamadı. Benim de nacizane görüşüm, penaltılardan çok, yani Hataysporlu oyuncular doğal olarak profesyonelce davranıp yerde kalıp biraz süreyi oynadılar. Uzatmaları çok iyi kullandığını, adaletli kullandığını düşünmüyorum hakemin. Artı bir de tabii futbolda, hani bunu basketbol terimidir birazdan, hani Yugoslav faul deriz. O faullerde çok kartsız geçiştirdi. O da ister istemez oyunun durmasına sebep oldu. Yoksa ben geçen sezon Galatasaray'ın 14 maçlık serisinin bittiği Konya deplasmanına çok benzetiyorum yani. Bir yerde takımın pili bitmişti. Üstüne o gün sahada Gomis'le Icardi maçı bitirmişti. Galatasaray golü yemişti. Dün de Bakambu ile Icardi bitirdi. Yani burada Bakambu'yu oyuna aldığınızda oyundan çıkması gereken isim bence Icardi'ydi. Dün zaten yorgun bir Galatasaray biz de bekliyorduk ki Volkan Demirel de bunun altını çizdi. Onun açıklamalarını da biraz önce verdik. Çok gerçekten güzel bir açıklamaydı. Dedi ki yani biz yenilmiş olsaydık kimse bundan bahsetmeyecekti. Kimse bundan konuşmayacaktı. Ama bizim yeniyor olmamız, gururlanıyorum çünkü bu takımı ben korudum. Benim takımım dedi. Galatasaray'da çok yorgunduk, sahaya yorgun çıktı dedi. Kimi zaman böyle işte şey diyoruz. Ya profesyonel hayat, onların hayatı bu. Elbette maçtan maça gidecekler, başka ne yapacaklar ama çok, gerçekten bir noktada insanız yani, robot da değiliz. Ben açıkçası mesela bir seyahat sonrası, maç seyahati sonrası ya da herhangi İzmir'e gidip geldiğimde bile ertesi gün yorgun hissediyorum. Yani felaket yorgun hissediyorum ki bunlar profesyonel oyuncular ama çok kolay değil o motivasyonu sağlamak. Yüksek seviye takımlarla sürekli oynamak, deplasmana çıkmak. O yüzden ben anlayabiliyorum açıkçası bugün Galatasaray'ı. Yani sadece artık namağlup ünvanını kaybetti. Geçtiğimiz haftada Fenerbahçe kaybetmişti. Yani çok etkilemez diye düşünüyorum bundan sonraki süreç için. Sence etkiler mi milli ara Galatasaray'ı? Aynı görüşteyiz. İşin ezberindeyiz biz. 3 günde bir maç temposuna alışacak takımlar diyoruz ama o seyahatler, ki o seyahatleri bir hatırlatalım Deniz. İstanbul, Münih, Adana, Mersin. Yani yıpratıcı seyahatler. Burada şu yapılabilir. Oyuncu grubunu Okan Hoca çok 12-13'te tuttu. Evet. Bu periyot biraz bence 15-16 oyuncu isterdi. Yani mesela Oliveira daha erken. Bu kadar kolay bence Oliveira'dan vazgeçmeyecektiniz. İşte aralarda sol bekte Kazım Can'ı belki daha çok kullanacaktınız ki dünkü gibi SOS vermeyecekti. Biraz oyuncu grubunu 15-16 yapabilirdi. Yani Galatasaray ne yaptı? 11'e bir Kaan Ayhan hamlesi yaparak 12 oyuncuyla idare etmeye çalıştı bu periyodu. İşin tekrarlayayım, konum olarak, hani puan olarak hem Şampiyon Ligi hem Süper Lig, Kasım'ın ortasında gelinen nokta iyi ama oyun zaten işte mesela Rize deplasmanı, Kasımpaşa maçı bir sinyaller vermişti. Yani Galatasaray puan kaybedebileceği maçları oyuncuların bireysel yeteneğiyle kazanmıştı. Dün bu olmadı ama tekrarlayayım, yani puan kaybı olmayabilirdi. Galatasaray bir puan oynamadı. Bu da Okan Hoca'nın bence hocalık tarzını özetliyor. Hep hücum düşünüyor. İşte bu yüzden sen de Şampiyon Ligi maçlarını yerinde takip ediyorsun. Taraftarına gurur veriyor kaybetse de bakarsak. Galatasaray gibi oynuyor. Yani UEFA'yı kazanan takımın emarelerini gösteriyor diyebiliriz. Yıldızlar topluluğu bir takım ama tekrarlayayım, hani işin biraz planlama kısmı, başta Endombele olmak üzere birçok henüz takıma tam katkı verilmiş transferi görüyoruz. Bu da ister istemez bir öz eleştiriye sebep oluyor diye düşünüyorum. Icardi ile Kerem birbirini çok besleyen bir ikiliydi. Yani birbirlerini sahada uzun süre çok güzel beslediler. Hatta Kerem'in o psikolojik tedavi süreci diyeceğim, yani ruhsal tedavi süreci, çünkü Kerem bir ara gitti geldi. Yani o dönüşünde de Icardi'nin varlığı ona güç verdi diye düşünüyorum. İyileştiren faktörlerden bir tanesiydi. Fakat Kerem'i son zamanlarda çok aktif bir şekilde göremiyoruz. Kerem acaba bulunduğu yerinden mi mutlu değil, orada mı verimini sağlayamıyor? Ne dersin? Ya şöyle yorumlayayım Deniz, geçen sezonki şampiyonluğun dörtlüsü Icardi'nin arkasındaki Raşissa Mertens Kerem üçlüsüydü ve bu üçlü arasında pas akışkanlığı çok iyiydi. Çok yani iyiydi, evet. Tık tık toplar, yani asist anlamında işte hep ezber goller atıyordu Galatasaray Kerem'le Icardi işbirliği. Bu sezona uyum sağlanamadı. Nedeni de çok basit, işte Zanyolo başladı. TT devam etti. Zaha girdi işin içine. Ziyech girdi. Ama şimdi benim gördüğüm Okan Hoca Ziyech, Kerem, Zaha'da ısrar edecek gibi diye düşünüyorum. Ama burada şu yapılabilir, sana ek olsun. Ben Ziyech'le Kerem'in pozisyonun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Ziyech biraz daha forvet arkası rolde. Kerem yine eski kanat oyuncusu olarak. Okan Hoca'nın gördüğü mutlaka bir şey vardır. Ama sanki bir izleyici olarak da Kerem sanki yerinden mutlu değil gibi hissi veriyor bana. Biraz o oyun karakteriyle ilgili, top kaybına müsait bir oyuncu olduğu için o bölge top kaybını çok kaldırmıyor. Doğal olarak o kaybettiğiniz toplar pozisyon olarak geri döndüğünde ister istemez defolarınız ortaya çıkmış oluyor. Ama şöyle özel oyuncu Kerem, ben hala savunuyorum. Nedeni de en son bıraktığımda 104'e 102 idi. Şu an güncellesem 110'a 108 olabilir. Yani 3 sezonda resmi maç kaçırmamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu çok önemli, fiziksel olarak kendisine iyi bakan bir oyuncu ama yıprandığı da bir gerçek. Milli takımda da çünkü düzenli oynuyor. Yaş olarak da 25 yaşında. Hala bence futbolunun iyi zamanları diyebiliriz. Bu arada ben enerjisini çok beğeniyorum. Fakat bazen yüksek enerji de kontrolü elimizden kaçırmamıza sebep oluyor. Ben Kerem'i izlerken biraz bunu görüyorum. Aslında onun hırçınlığı ve hırslı olması çok hoşuma gidiyor. Ama o hırs ve kontrol bazen o kadar farklı noktalara gidiyor ki Kerem zor durumda kalıyor hissine kapılıyorum ben de. Ya bir de bir oyuncunun iyi ya da kötü diye yani ayırmamızın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani önünde, arkasında, sağında, solundaki arkadaşının verimi de bir oyuncuyu oyuncu yapar. Yani o yüzden Kerem'le ilgili bir yorumda bulundum. İş sadece gol asist değil. Ben sana katılıyorum. Ben daha önce dile getirmiştim. UEFA'yı kazanan Galatasaray grubundaki yerli oyuncuları da benzetiyorum ben o Kerem'in sürekli kazanma isteği. Bir de bakarsak bu oyuncu öyle çok altyapı olarak, fundamental olarak iyi bir eğitim almadı. Kendisi bir şekilde bu kariyeri inşa etti. İşte Erzincan alt liglerde oynadı. Bir anda üst lige, üst seviyeye çıktı. Ama tekrarlayayım, hani iş, evet Kerem son haftaları iyi oynamıyor ama ben dünkü golüne rağmen Zaha'yı da çok beğendiğimi söyleyemem. Ziyech de çok idare ederek oynuyor. Hala fiziksel olarak %100 değil. Yani istedikleri kadar kaliteli olsunlar. İşte Hatayspor gibi cezalandıran takımlar çıktığında da puan kaybı kaçınılmaz oluyor. Belki biraz dinlenmeye ihtiyacı vardır Galatasaray'ın. Evet. Milli ara iyi gelecektir. Benim sormadığım, senin ifade etmek istediğin bir şey var mı? Ya şunu toparlayayım Deniz. Milli aradan memnun Galatasaray. Zamanlama olarak tam ihtiyaç duyulan periyotta oldu. Bir de şu da var. Fenerbahçe'yle biliyorsun ki aralığın sonunda önce bir Kadıköy'de derbi, ardından Suudi Arabistan'da bir Süper Kupa olacak. Hani o periyot değil aslında, bu periyot tam böyle lig arası gibi düşünülüyor. O yüzden de burası, bu periyot aktif dinlenmeyle geçilip artık Kasım sonundaki o Manchester maçı bence Galatasaray'ın sezondaki hedef maçı olacak. O ister istemez Galatasaray'ın pozisyonunu şekillendirecek. Mersin'de ne yedin? Ben hiç Mersin'e gitmedim. Tantunisi meşhurdu değil mi? Evet, tantuni. Ciğer yemedim. Ciğeri de meşhur anladığım kadarıyla. Ama bir maçtan sonra yeni liginin üzüntüsüyle diyelim bir tantuni yedik. Peki. Sana güzel bir pazar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler.